Bunu buldum. Al biraz acısını. Ya yok, istemiyorum böyle bir şey. Ne gerek var? Acımıyor zaten. Bal gibi de acıyordur işte. Al koy. Gençliğimi yaşayamadım, sen yaşadığı üstüne varmadım. Okulu boşladın, sesimi çıkarmadım. Kredi kartı borcu taktın, sustum. Babam ne zaman sinirlenecek olsa... Sen ne yaptın? Bütün bunlardan bir ders çıkarıp toparlanacağına iyice zıvanadan çıktın. Kendini harcadığın yetmiyormuş gibi Muazzez'i de peşinden sürükledin. Abi... Kızı kulüplere, barlara götürüp üstüne üstlük bir de olay çıkarttın. Abi bak, bir kere gittiğimiz yer son derece şık bir yerdi, tamam mı? Öyle leş bir bar değildi yani. Gittik oturduk, birdenbire herifin biri Muazzez'e salça oldu. Ben de sinir oldum, hemen daldım. Sonra 3-4 tane arkadaşı çıkınca yapacak bir şey yoktu. Ama fena benzettim yani. Sen olsan sen de öyle yapardın herhalde. Abi, bir şey soracağım. Sence Muazzez bizim kardeşimiz sayılır mı? Gayet tabii. Ama 2 gün önce tanımadığımız birisi şimdi birdenbire kardeşimiz olabiliyor mu yani? Ne geveliyorsun sen ağzında? Bir şey gevelemiyorum. Sait, olur olmaz şeyler düşünmüyorsun değil mi Muazzez'le ilgili? Sakın ha. Aklını başına topla. Abi yapma, her şey akılla mı yürüyor sanki? Öyle tabii. Sana göre öyle abi. İnsanlar aptallıklarından mı olmadık kişilere aşık oluyor? Aşk mı? Sen, Muazzez'e. Ya onu demek istemedim. Yani lafın gelişi. Aşk üzerine fikir üretecek en son insanım ben. Abi niye öyle dedin ki şimdi? Yengemle nasıl evlendin o zaman? Annem şahisteyi görmüş, beğenmiş. Son nefesinde yemin ettirdi. Şahisteyle evlen, Sait'e analık etsin. Üvey ana gelmesin başına dedi. Ben de razı oldum. Evlendik. Nasıl yani, bu kadar mı? Görüşte aşk falan olmadı mı? Olmuştur kesin. Öyle şeyler herkese düşmez. Dediklerimi sakın unutma. Muazzez bize emanet. Ona sakın başka bir gözle bakma. Bir süre de ondan uzak dur. Ama abi...